Şimdi tabii geçtiğimiz günlerde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı saraya giderek sarayda Sayın Belediye Başkanı Nazmi Çoban'la birlikte doğalgaz gelen evleri ziyaret ettiler. Ve burada dediler ki belediyemizin öncülüğünde yapmış olduğumuz faaliyetler neticesinde doğalgazı getirdik, hayırlı olsun dediler. Tabii biz de burada bir gerçeği düzeltmek zorunda olduğumuz bir gerçeği belirtmek zorunda kaldık. Tabii ki doğalgazla ilgili kararı başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu yani EPDK belirliyor. Bununla ilgili ihale yapan ve ödenek koyan kuruluşlar bunlar. Ancak bizim belediyelerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin her zaman yaptığı gibi kolaycılığa kaçarak ve emeğe saygı göstermeyerek bir algı yöneterek vatandaşlarımıza sanki doğalgazı kendileri getirmiş gibi bir algı yönettiler. Biz de buna karşı geldik. Yoksa tabii ki belediyeler bir yerde kazı yapılacağı zaman izin veren kuruluşlar. Ama sadece izin vermekle yetkililer. Bunun dışında herhangi bir sorumlulukları, herhangi bir katkıları yok. Dolayısıyla bu doğalgaz işiyle ilgili olarak konuşuyorum bunu. Doğalgaz işiyle ilgili kararı veren ve Tekirdağ'ımızda 2018 yılı içerisinde tüm ilçelerimiz doğalgaza kavuşmuş olacak. Marmara ilçesi, Saray ve en son Şarköy ilçemizde de devam eden çalışmalar inşallah nihayetlenecek ve böylece Tekirdağ'ımızın tüm ilçelerine de doğalgaz bu şekilde gelmiş olacak. Bir Malkara ile ilgili söylemek istiyorum. Malkara'da kömür yatakları olduğu için ileride farklı bir formül düşünülüyor. O yüzden doğalgaz gelmedi. Ama diğer ilçelerimizin hepsinde de doğalgaz gelmiş olacak.